Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Bu münasebetle Bişkek'te Türksoy Kültür Günleri düzenlendi. Kırgızistan'a kültür, spor, enformasyon ve gençlik bakanlığının destekleriyle yapılan etkinliklerde arkamda gördüğünüz Gapar ITF Müzesi'nde heykel ve resim sergisi yapıldı. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'nın kuruluşunun 30. yılına ithafen Kırgızistan'da düzenlenen Türksoy Kültür Günleri kapsamında resim ve kitap sergisi yapıldı. Etkinliğe Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raif, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, Kırgızistan'ın resim sanatının usta sanatçıları ve sanatseverler katıldı. Başkent Bişkek'teki Gapar ITF Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde Türksoy üyesi ülkelerin ressamlarının eserlerinden oluşan resim sergisi gerçekleştirildi. Türksoy ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dan ressamların eserleri yer aldı. Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raif yaptığı konuşmada bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türksoy'un Türk halklarının kültür ve sanatının ortak çatısı ve tecrübelerini paylaşma platformu olduğuna dikkat çekti. Raif, Türk dünyasının ünlü ressamlarının eserlerini tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını, ressamların Türk halklarının sosyal kültürel yaşamını kendi dünya görüşleriyle yorumlayarak yeni bir dünya sunduklarını belirtti. Türksoy Genel Sekreteri, bu değerli hazineyi de geniş kitlelere ulaştırarak tanıtmak bizlerin asıl görevidir dedi. Diğer yandan Alıkul Osmanov Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde Türksoy'un 30. yılına ithaf edilen ve Türksoy'un üye ülkelerinin halk yazarları, şairleri ve önde gelen yazarlara ait eserlerin tanıtıldığı kitap sergisi düzenlendi. Kitap sergisinde Türksoy yayınları da tanıtıldı. Türksoy'un 30. yılı kutlamalarına örgütün anlaşmasının imzalandığı Almatı'da geçen hafta başlandı. Bugün Kırgızistan'da düzenlenecek Türksoy Gala konserinin ardından kutlamalar önce Özbekistan, Türkmenistan, daha sonra da Azerbaycan ve Türkiye'de devam edilecek. Mehmet Bek Mirzabayev, Real'ın Merkez Asya Bürosu.